Hatırla Sevgili dizisinin setinde tanışan ve yıllardır çok iyi dost olan Beren Saat ile Belçin Bilgin bir dergi çekimi için bir araya geldi. İki ünlü kadın arkadaşlıklarının nasıl başladığını anlattı. Ben ne zaman tamam biz artık dost olacağız, birlikte yürüyen yol arkadaşları olacağız dediğini hatırlıyor musun? Senin için ne zamandır? Bizim ilk tanışmamız, ben 21 yaşındaydım. Sen Tomris Hanım'la bizim set ziyaretimize gelmiştin. Kuruçeşme'de tanıştık. Bu kadın benim hayatıma kalmaya geldi hissi de galiba Hatırla Sevgili'den biraz daha sonra Güç Sancısı'nda oldu. Ben de benim çok için de hem o aralar ama yani artık hani tamam dostum Beren hayat boyunca benim hayatımda olacak. Sonra da kız kardeş mertebesi de Rodi'nin doğduğu zaman hayatım boyunca unutmayacağım birkaç gün hastane ve hatta bizim kriz anında Rodi nefes alıyor mu diye. O da bir anda panik olup gece yarısı İrem, ben, sen, Ayfer kapıyı bir açtı. Dadı uyuyordu ya, hatırlıyor musun? Ve hep ben böyle ağlamak ve gülmek ve telaş arası bir yerde sıkışmışken sen bir anda bir saniye tamam o zaman dedin. Aldın Rodi'nin elini. Şuradan bir şuradan sarkıyordu küçücük bir şeydi. Tık 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 yapıp böyle hem gözünü çıkarıp hem onu bir güzel böyle uykuya yeniden dalmasına sebep olmuştun. Muhteşemdi. Beren Saat sanatçıdan dost olmaz anlayışını yıktıklarını belirtti. Bizimki bence çok ciddi bir sınavla başladı. Yani ben hep şey hatırlıyorum, bizden önceki yani üstadlarımız genelde işte efendim sanatçıdan sanatçıya dost olmaz filan diye, bu bizim yani 100.000 kere duyarak büyüdüğümüz nedense bir şeydi yani, daha hani popüler insanların bir şekilde birbirleriyle dostluk kuramaması kültüründen gelmemize rağmen ve sette tanışmamıza rağmen ve bir de Ayfer de aslında bence buna dahil. Kesinlikle. Ve aynı yaşlarda ve birbirinin kastı, aynı tende, aynı saç renginde, aynı boylarda birbirinin kastı. Üç genç kız olarak aynı projede böyle yola başlamamıza rağmen hiçbir zaman aramızda o rekabet hissi olmadı. Bence biz yani en büyük imtihanımızı orada verdik. Beren Saat ile Belçin Bilgin birbirlerini birer kelimeyle anlatmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Sen bir arısın. O zaman sen bir de sevgi kelebeğisin. Papatya gördüm bir anda böyle arkadaşım. Sen de çiçeksin. Sen de çiçeksin. Böyle neşeli ve yüksek bir kahkahasın. Ya. Bilge ve sakin bir susun. Orada değişik bir denge varmış. O zaman sen uçansın. Sen de hem uçan hem de... Öteki kanat o zaman. Evet.